Nitelikli çaya yönelecek misiniz? Kahveyi koyu uyudutmuşuz, boş kavanoz gitmişti o da. <laughs> Merhabalar. Bu hafta malumunuz yeni kahve web sitemizde satışa sunuldu. Çok kısa zaman içerisinde de tükendi. Öncelikle hem yaptığımız çalışmalar olan bu güven için teşekkür etmek isterim size. Hem de akabinde Instagram hesabımızda bir soru cevap faslı başlatmıştık. Oradan gelen soruları cevaplayacağımız bir bölüm olacak bu. İlk soruyla başlayalım. Siteye girmemle stok tükendi yazısı görmem bir oldu. Hiç mi kalmadı? Hiç mi kalmadı sorusu çok sık geldi. Ee, ama e, şöyle bir durum var. Normalde her seride 100 paket oluyor. Biz kendimiz kavuracağımız kahvelerde biraz daha az stok açıyoruz. 80 adet açılmıştı internet üzerinde stoklar. 20 tane de her ihtimale karşı. Kavurma esnasında bir şey olabilir. E, bir hata tespit edebiliriz. Bir problem olur vesaire. Neticede bir Gramaj kaybını vesaireyi hesaplıyoruz ama 80 paket için stok açmıştık. Ee, gücümüz yeterse 20 paketi de çıkaracak şekilde devam edeceğiz. Çünkü 15 kilogramlık bir ithalat oldu. Yaklaşık 13 kilo gibi bir net kavrum olacak. Hadi bir kilo bizim olsun, geri kalan 100 e dedi de e, satış içerisinde olacak. Birkaç tane stok sözü verdiğim arkadaşımız var. E, Instagram üzerinden hemen ilk gün stoklar biter bitmez. Onlar sözüm söz e, geri dönüş yapacağım. Onun dışında da bakarsınız web sitesinde. kısıtlı bir stokta olsa tekrardan bir e, açma ihtimalimiz olabilir. Bunun dışında su hangi suyla demlememizi önerirsiniz? Geçen haftaki videoda bahsetmiştim. Biz e, bu sefer serilerde beraberinde bir eee third wave water'ın şu gördüğünüz şaselerinden göndereceğiz. Bunlarla birlikte kendiniz klasik profil bunlar. E, kendiniz e, suyu hazırlayabileceksiniz. Bunun hazırlamayla ilgili de epeyce soru olmuş. Third-waiter fikri harika olmuş. Peki hazırlarken kullanacağımız suyu nereden alacağız, nasıl tedarik edeceğiz? Aslında en doğru adres e, herhangi bir şekilde ters ozmos çalışan bir sistem varsa oradan yeni arıtılmış bir suyu almak çok doğru. Olmuyorsa eczanelerden e, su tedarik edebilirsiniz. Her ne kadar saf su diye geçse de onlar da aslında belli oranda, saflık dereceleri değişkendir. İletkenlikleri farklı olabiliyor. Ama onlar da çok güzel sonuçlar verebiliyor. Bunların her biri e, paketlerden çıkacak bir tanesi yanılmıyorsam bir galon gibi bir e, su, altı küsür litre su hazırlamaya yetecek kadar var. Bunu o anlamda kullanacağınız hazırlayacağınız suya göre bölebilirsiniz. E, böyle bir e, hesaplama yapmaya da gerek olacak veya tek seferde bir galon suyu hazırlayıp kullanabilirsiniz. Taze taze hazırlayıp kullanıyor olmak çok daha makul. Proje ilk başında biz yanında suyunu da gönderelim şeklinde girdik konsepte ama Third Wave Water'da siz hazırlayıp gönderirseniz bekleme süresi içerisinde de bu değişkenlik gösterebilir. Ne kadar süre kalabileceği de sınırlı. O nedenle onların da önerisi yine bu şaseleri iletmekti. Biz de o şekilde yapacağız. Her bir kutudan, her bir paketten bir tane çıkacak bunlardan. Buna bağlı bir soru daha var. Su işini el atmaya devam etmeyi düşünür müsünüz? Aqua Code veya Third Wave Water getirtseniz. Aslında Third Wave Water'la biz bir bayilik anlamında bir çalışma yaptık. Çünkü toplu alım yaptığımız için hem bu seri hem mümkünse önümüzdeki seride de devam edecek şekilde. Ama bunu ticari olarak satmak, almak vesaire gibi bir hedef yok. Çünkü böyle bir altyapımız da yok işin açıkçası. O anlamda öyle bir çalışma yapmayacağız. Bolca reçete soruları var. Kaç klikten tutun e, ee, V60 için reçeteniz var mı? İşte farklı reçeteler paylaşacak mısınız? Instagram hesabında biliyorsunuz düzenli olarak reçete paylaşımı yapıyoruz. Yine bunda da reçeteler paylaşacağız. Sağ olsun Okan başından beri özellikle Rost'ta profili oturtmada çok ciddi emek sarf etti. Hem beraber burada önceki videolarda görmüşsünüzdür. Beraber e, profilleri çıkartmaya gayret ettik. Sonrasında o tekrar bir optimizasyonunu yaptı. Ben de ondan bu yayından önce rica ettim bir reçete istiyoruz diye o da kırmadı. Onunla birlikte yine diğer arkadaşlardan da istediklerimiz olacaktır. Onları da Instagram hesabında paylaşacağız. Ya süreç o kadar hızlı gitti ki bu sefer kahve çok hızlı bitti. Kavurma için belirlediğimiz süre belli. Ki orada niyetim şuydu. 120 gramı net kavurabilmekti çünkü. Rosta artık 200 grama kadar çıkabiliyorsunuz. En azından 140-150'leri çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz ama biz profili yine de 75 gram üzerinden çalıştık. Yani alabileceğimiz maksimum faydayı alabilmek için kavrum performansından. Bu nedenle 80 paketi 160 kez kavurmak gerekiyor. Her bir kavrum ortalama Between batch protokolü ile birlikte düşündüğünüzde 10-12 dakika bandına çıkabiliyor çünkü tekrar şarj ediyorsunuz tekrar başlatıyorsunuz vesaire e düşünün 160 kez kavuracağız her birinin 10 dakika sürmesinden pazar beri böyle sadece video için ara vermiş durumdayız bir yandan da tabii ticari faaliyetler devam ediyor. E, profesyonel işle ilgili çalışmalar devam ediyor. O nedenle daha Instagram'daki postları, ilk üçlü postu bile e, oturtup gönderip her bir şekilde halledip çıkamadık. Onun için de özür diliyorum ama reçeteler web sitesinde olacak. Onun içerisinde komandante kliklerinde görmüş olacağız. Ee, diğer merak edilenlere geçince ilgimi çeken neden sadece Guatemala kahveleri diye bir soru gelmiş. Aslında sadece Guatemala kahveleri değil. Son iki seride özellikle Guatemala'da yolumuzun kesiştiği Aline Hurton'un e, Pacamara'sı ve yine Cup of Exons hikayesini tamamlamak için bu kahve Guatemala'dandı. Ama hatırlarsınız önceki serilerde Kolombiya'dan Etiyopya'ya Kenya'dan farklı yerlere kadar kahveler getirme fırsatımız oldu. Hem farklı kavuruculardan hem kendi kavurduğumuz bu tarz koleksiyon kahveler oldu. Onun dışında ilginç gelen sorulardan şöyle devam edeyim. Forumlardan neden çekildiniz? Aslında forumlardan çekilmiş değilim. Ee, sadece forumlarda geçen yıl Şubat ayında başladığım o yolculukta ilk andaki kadar aktif değilim. Bu da hem forum sahibi olan arkadaşlarla iki ilişkilerimin belli noktalarda yıpranmasının önüne geçmek. Bunun altını hemen kırılım olarak açmak isterim. Özellikle... Orada bazı konular yazıldığında insanlar üçüncü parti konularla ilgili veya güncel bizimle alakalı konularla ilgili yazarlarken tek yapılan şey kullanıcı adı ve şifre almak. Sonrasında girip forumda istediğiniz gibi o ortamda yazı yazabiliyorsunuz. Yüksek demokrasinin getirdiği bir öncelikle orada isteyen istediğini yazabilme hakkına sahip. Buna ben hiçbir şey diyemem. Ama moderasyon noktasında da tabii ki bazı şeyler belki ya forumda hareket sağlıyor ya da işte forum içerisinde bunları insanlar yazabilirler diyor. Buna da saygı duyuyorum. Kendi açımdan da ben de bunu azaltma noktasında bir aksiyon aldım. Bu hiçbir şekilde forumdan çekilmek vesaire gibi değerlendirilmesin. Fırsat bulur bulmaz daha önceki serilerde olduğu gibi. Hem orada hali hazırda varsa soruları cevaplamak. Yoksa bizim kahvemizle ilgili hikayeyi anlatmak adına bir giriş sağlamak boynumuzun borcu. Ama düzenli olarak forumlar içerisinde... Bu soruya da sebebiyet veren aktifliği uzunca bir zamandır zaten neticelendirmiştim. Onda bilgisini vermiş olayım. Ama zaten forumdaki özellikle forumların sahibi olan arkadaşlarımla iki ilişkilerimin de bu konuda etkilenmesini hiç istemediğim için biraz böyle frene basarak ilerliyorum. Paketleme sürecinde iş kazası oldu mu? Benim çok hoşuma giden bir soru. Hani bireysel olarak yapıyorsunuz. Bu kadar hem kavrumu hem sürecin ilerlemesi. Aslında kavrum tarafında hiçbir problem yaşamadık. Ama hep bir iş kazası denildiğinde aklıma şey geliyor. Sevgili İsmail Epepuk kahve gönderelim diye paketlemiştik. İlettik ama kahveyi koymayı unutmuşuz. Boş kavanoz gitmişti ona. En çok o böyle bir soru geldiği de aklıma geliyor. Hatta sonrasında o sosyal medyada... Ee, o dönem bir komandantesini satışa çıkarmıştı. Ee, i̇şte kavanoz geldi bilin bakalım ne eksik diye bir şey yazınca ben de özelden yazmıştım. Yapma bu yanarız. <laughs> Gönderme öyle bir şey. Yok abi dedi ya ben komandanteden bahsediyorum. Yeni sattım. Kavanoz var. Komandante yok. Yok dedim. Ben de kahveye diyorsun? Böyle bir boş paket göndermişliğimiz var. Allah'a şükür tekrar etmedi. Ee, o konuda da çok dikkat etmeye çalışıyorum. O zaman bir Çekimin hemen ertesi günü paketlemeye geçmiştik. Çekim sırasında kullandığımız görsellerden biri hazır paketli diye o şekilde boş vaziyette gitmişti. İleride Baristatus özelinde atölyeler düzenlemeyi düşünür müsünüz? Bu çok istediğim bir şey. Çok fırsat olur mu bilmiyorum ama en azından bu Cup of Excellence'daki kahveleri tadabileceğimiz bir cupping'i yapmak veya bir e, demleme atölyesini beraber yapmayı çok çok isterim. E, nasıl bir zaman ayırırız, mekan olarak nasıl olur, kimlerle yapabiliriz? O da ayrı bir soru. Uzun vadede park ettiğimiz konulardan bir tanesi aslında bu. Kahve festivalleri gibi mecralarda Cup of Excellence gibi tecrübelerinizi paylaşmayı düşünür müsünüz? Ben kahve konusunda çok tecrübeli olduğuma inanmıyorum. Çünkü farklı kahveler içmekle kahveyi iyi bilmek arasında çok ciddi bir ayrım var. O platformlar çok daha kahve konusunda uzman kişilere bırakılması gereken yerler. Ama Cup of Excellence üzerinde şu olabilir. Gelecek dönemlerde Cup of Excellence'ın bu fuarlarda veya e, ...festivallerde yer alması konusunda ben kişisel kontaklarımla destek olmayı her zaman isterim. E, o çok ayrı bir şey çünkü Cup of Excellence'ın yer aldığı festivaller gerçekten çok daha farklı geçiyor. Hem uluslararası katılımcılar oraya e, gelmeye başlıyorlar... ...hem üyelerini o bölgede toplayacak aktiviteleri organize ediyor, kendi iç toplantılarını yapabiliyor. Böyle bir çalışma olabilir ama benim bu anlamda bir tecrübe sahibi olduğuma inanmıyorum. O nedenle böyle bir e, atölyedir veya bir çalışmadır. Festivaller içerisinde açıkçası hiç düşünmedim. Aklıma gelmedi. Çekirdeklerin tedarik ettiğiniz çiftliklerin sahipleriyle bir video gelecek mi? Ee, aslında her bir çiftlikten bir mesaj iletiyoruz. Onu da Instagram'da paylaşıyoruz. Işte. Ee, geçen serilerde görürsünüz Instagram üzerinde. İşte çiftlik sahibinin... Barı statüsü takip edenlere, bu koleksiyona takip eden, satın alanlar için özel bir mesajı oluyor. Onu yayınlıyoruz. Birebir de videolar oluşturmak veya sohbet organize etmek biraz zor. Çünkü İngilizce konusunu çok aşamıyoruz maalesef. Çiftlik sahiplerinin dil konusunda yeterliliği olmayabiliyor. Genellikle böyle onların tercümelerle vesaireyle yapılması gibi durum söz konusu olabilir. Ama neden olmasın? İlginç bir fikir. Bunu da park etmiş olalım. Türkiye'deki kavurmacılarla işbirliği yapmayı düşünür müsünüz? Yaptık aslında. Ee, William'la biliyorsunuz yine bir Cup of Excellence kahvesi olan Etiyopya. Gemeda Elias Dubey'i birlikte kavurmuştuk. Sağolsun o kavurmuştu, biz sunmuştuk. Öyle bir işbirlikteliği olmuştu. Yine gelecekte de bu tarz işbirliktelikleri olacaktır. Kahvesini çok merak ettiğiniz ama denemediğiniz çiftlik sayısı çok mu ya da var mıdır? Çok çoktur. Yani o konuda ben iddialıyım diyemem. Özellikle bir kahvenin ciddi anlamda peşindeyim. İnşallah o kahve seriye girdiğinde ben hikayesini baştan sona anlatacağım. Ee, yöresini, adını vesairesini şimdilik bende kalsın paylaşmayayım. Ama inşallah o kahve için bir e, girişimlerim var. Eğer tedarik edebilirsem, prosesiyle, neticeleriyle çok farklı bir kahve. Orada da hikayesini sizlerle paylaşıyor olurum. Nitelikli çaya yönelecek misiniz? Valla ben çaydan geldim buraya. Hakikaten ilk başta zaten e, çay içiyorduk. Nitelikli çay içiyorduk. Tivana çayları falan. Yani güzel çaylar içiyorduk. Çaydan kahveye gitti olay. Ben hala çaycıyım. Yani bugün gördüğünüz gibi işte gün içerisinde de daha çok çay tüketiyorum. Ee, o anlamda çayın yeri bambaşka hepimizde. Kahve notalarını ayırt etmeye iyi ayırt etmede iyi bir damağa sahip olmak gerekir. Bunun için önerileriniz nedir? Herhalde çok pratik yapmak. Yani kahve e, elinize geçen her kahveyi cupping yapmaya alışmak belki bunun için en iyi başlangıçtır. Bir de bu e, kitler var. Eğer fırsatınız olursa Türkiye'de de çok güzel eğitimler açılıyor bu konuda. E, sensörü ile ilgili. Bunu geliştirmek anlamında damağı çünkü beslemek için bu iş bir kokuyla birlikte harmanlandığında anlamlı. Yoksa tek başına damağı geliştirmek de çok mümkün değil. Koku ayırt etme yeteneğini ne kadar başarılı yönetirseniz o kadar başarılı şekilde kahve notalarını da ayırt etme imkanınız oluyor ve açıldıkça açılıyor. Ben kendi adıma şu tecrübeyi paylaşayım. Cup of Excellence'ın jürilik serüveninde ilk gün her bir kahvede 2-2,5 iki, buçuk ortalama e, nota yazarken dördüncü, e, 4. 5. günün sonunda 8-10 tane farklı notayı anlayabilir, anlamlandırabilir hale gelmiştim. E, o anlamda pratik yapmak herhalde üzerine eğilmek en büyük başarı olur. Şöyle bir bakıyorum. Genel olarak sorular bu şekilde. İnşallah kahve e, bu videoyu izlediğiniz gün itibariyle kargoya verilmiş olacak. E, yeri gelmişken söyleyeyim, bir 15 günlük bekleme süresi olacak. Pazartesi gününden beri kahve kavurmaya devam ediyoruz. Elinize gelen kağıtlardaki kavrum tarihinde en az bir 15 gün beklemek. Çünkü Rost gibi e, ufak ekipmanların kavurduğu kahvelerde bu süreler çok daha kritik oluyor. İnşallah performansı her anlamda sizi tatmin eden güzel bir kahveyle buluşmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Barıstatus kahve soruları 3 gibi. 1